Merhaba, iyi haftalar. Tekrar bu hafta da 5 soru 10 cevapta birlikteyiz. Bu hafta işte başlıkta da gördüğünüz üzere muhalefetin hallerini konuşacağız. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi hafta sonu yoğun bir trafik ve tartışma yaşanan CHP üzerinden birazcık bunu konuşmak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz hafta birkaç vakayla ve özellikle pazar günü netleşen İzmir ve İstanbul adaylarıyla bir çalkantı oluştu. Dolayısıyla muhalefetin hallerini ve aslında bir ana muhalefet partisi olarak CHP'nin merkezde olduğu bir durumu konuşacağız bu hafta. Şu anda CHP'de dün gece itibarıyla İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa edip sonra da istifasını geri almasıyla yaşanan bir hareketlilik oldu. Adaylar büyük ölçüde parti yönetimi tarafından seçildi, parti meclisi tarafından onaylandı. Önemli değişiklikler var, önemli tartışmalar var. Teşkilatın içinde olduğu seçmenlerin rahatsız olduğu gelişmeler var, sevindiği durumlar var. Ama genel bir karmaşıklık var. Oldukça uzun süre bekletmiş, adaylarını belirlemeyi bekletmiş olan CHP'de anlaşılan o ki bu gecikmenin bir de bu tartışmalarla devam edecek bir payı daha olacak. Şimdi bu çerçevede biraz pratikte ne olduğu, işte biraz kulis bilgileri, perde arkasından filan sıyrılıp bunlar hiç olmasa, hiç sorunsuz, hiç tartışmasız bu süreç geçilmiş olsa da geçerli olacak. Ama şu anda yaşanan tartışmaların çoğunun da sebebi olan temel meselelere biraz bakmaya çalışalım, muhalefet hallerine bakmaya çalışalım. Bu anlamda da böyle birinci soru olarak da şunu koyabiliriz. CHP bir ana muhalefet partisi olarak herhangi bir muhalefet perspektifi yaratabiliyor mu? Çünkü bu sorunun cevabı şu açıdan önemli. Çünkü bu kimi zaman teşkilattaki kişisel hesaplardan, kimi zaman siyasi hesaplardan doğan tartışmalar ve karışıklıkları önlemenin ya da bunların üzerine çıkabilmenin yolu aslında daha kuvvetli bir muhalefet perspektifinde hem kendi teşkilatını seçmenini hem de işte biraz sonra tartışacağımız gibi oluşturulan muhalefet ittifaklarının çizgisini belirleyecek güçlü bir perspektif koyabilirseniz bütün bunlar ikincilleşir. Ama böyle bir perspektif konulamadığı takdirde ki yaşanan sorunun en büyük nedeni bence bu. Diğer bütün problemler birincil hale gelir, öne çıkar ve belirleyici olur. Şimdi bakalım Türkiye'deki siyasi tablo açısından iktidar bloğu, işte bu bir süredir biraz daha canlanmış olan bu beka tartışması, beka zeka, işte illet millet filan böyle sürekli bir takım kelime oyunlarıyla devam eden bir tartışmanın içerisinde iktidar bloğu geleceğe dair bir perspektif olmasa bile kendi pozisyonunu tarif eden, kendi seçmenini mobilize etmeye yarayan bir savunma perspektifi koydu. Anlatısını geleceğe doğru kurmaktan vazgeçip mevcudu korumak ve bunun üzerine de kurulu işte korkular, endişeler üzerine kurulu düşmanlıklar işaret eden kaba bir siyasi dili oluşturdu ama bu dil anlaşılır bir dil. Yani muhataplarına ya da kendi seçmenine anlatabildiği bir şey. Bunun doğruluğu, eğriliği ayrı bir şey ama geçen bir şey. Ona o muhataplara geçen ve anlaşılır olan bir şey. Bir anlamda aslında kaba ve düz bir anlatı olduğu,
geleceğe bir şey söylemediği, bir hikaye kurmadığı söylense bile anlaşılır olmadığı söylenemez. Ama buna karşılık muhalefetin temel muhalefet motivasyonunu, pozisyonunu hem geleceğe dair hem bugüne dair temel seçimlerini ortaya koyan bir perspektif yarattığını, bunu bir anlatıya dönüştürebildiğini ve bunu anlaşılır kıldığını söylemek imkansız. Çok açık biçimde referandum zamanındaki hayır kampanyasıyla adalet yürüyüşü sırasında böyle netleşiyor gibi görünen muhalefet perspektifi, ki onların kendi özelliğinden dolayı özel olarak siyasi aktörlerin bir çaba göstermesine gerek olmadan zaten kendi sloganı olan meseleler oldukları için bir belirlilik vardı. İşte hayır, bir kendisi zaten bir şey söyleyen slogandı. Adalet de tema olarak kendini anlatabilen çok güçlü bir temaydı. Burada siyasi aktörlerin rolü olmaksızın bir belirlilik oluşmuştu. Ama bunlar bir süreklilik kazanmadı. Şu anda özellikle CHP için tekrar konuşursak, herkesin bir şeyler beklediği, muhalefette olan, mevcuttan rahatsız olan, herkesin bir şeyler beklediği ama neredeyse bu beklentilerin hiçbirine bir karşılık vermeyen bir politik aktör pozisyonunu seçmiş olduğunu görüyoruz. Bir perspektif yaratmak şöyle dursun, kimseye bir şey söylemeyen belirsiz bir pozisyona çekildiğini söyleyebiliriz. Hemen ikinci soru olarak, peki bir ilkeler ve tutarlı çizgiden bahsedebilir miyiz ana muhalefet partisi için? Açıkçası yine geçen hafta çarpıcı örneklerini gördüğümüz gibi bu konuda da çok ciddi sorunlarla yüz yüze olduğunu görüyoruz ana muhalefet partisini. Yine geçtiğimiz haftanın önemli sorunlarından bir meselelerinden biriydi. Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'yi antidemokratik uygulamaları ve özellikle siyasilere yönelik baskıları nedeniyle kınayan bir raporu CHP'li üyeler reddettiler. Mecliste Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi üyesi Türk milletvekillerinin CHP'li olanları da reddetti. AKP'liler ve MHP'lilerle birlikte, iktidarla birlikte. Ve daha sonra daha fenası, bununla ilgili tevil, bu eylemlerini açıklama için yaptıkları yazılı açıklama ise yaptıkları eylemden daha beter bir tablo ortaya koyuyordu. Çünkü hiç inandırıcı ve mesneti olmayan şeyler dile getiriliyordu. Tıpkı daha önce mecliste dokunulmazlığın kaldırılması sırasında anayasaya aykırı bu ama biz bunu destekleyeceğiz denmesinde olduğu gibi bir tutarsızlık sergilendi. Çünkü Türkiye'de muhalefet dili olarak eşitsizliği, iktidarın bütün muhalefet aktörlerine yönelik baskılarını problem ederek muhalefet edecek bir partinin uluslararası bir platformda bunun gündeme getirilmesine hayır demesi hiçbir gerekçeyle açıklanamaz. Bütün bu ilkesel ve ilkesel olmayan ve tutarsız davranışlar bir genel muhalefet liderliği pozisyonunu da vermiyor CHP'ye. Bunun daha mikro örneklerini de görüyoruz. Ne bileyim işte İzmir'de aday olmayacağını iki kere açıklamış belediye başkanı, istemediği bir adayın öne çıktığını görünce tekrar aday olabileceğini söyleyebiliyor. İşte kadınlarla ilgili çok ciddi bir iktidarın hem hayat tarzı anlamında, hem politik varlıkları anlamında, hem
rejimin özellikleri açısından çok ciddi saldırıları olduğu iddiasındaki bir parti, yüzlerce büyükşehir adayının içerisinde %1'ler seviyesinde kadın aday göstermeyi bile başaramıyor. Bunların hepsi ilkesel pozisyonlar alınamamanın yarattığı tutarsızlıklar ve bütün bu çoğu zamanda işte iktidarın kendilerine ne diyeceği, hangi davranışın doğru olmasına rağmen kendilerine ne kaybettireceği hesapları ve çoğunlukla da kompleksli reflekslerle gösterilen bu tutarsızlıklar kaçınılmaz olarak politik hareketliliği küçük hesaplara ve dar siyasi kalıplara sıkıştırıyor. Çünkü büyük ve geleneksel yapıların içinde çok sayıda beklentiyi, politik tavrı ve kesimi bulunduran büyük merkezi ve geleneksel siyasi yapıların temel ilkeler üzerinden ancak bu ortaklığı devam ettirmesi mümkün. Ama sürekli sorunları, önüne gelen sorunları ilkelerle değil, her durum için yeni bir tutarsızlık icat ederek geçmeye çalışmak sürekli bir tıkanmaya yol açıyor. Peki üçüncü bir şey, CHP kendi içinde, kendi çizgisinde, kendi politik dilinde bunu yaparken bir yandan da bir takım ittifaklar oluşturuyor. Referandumdan bu yana 24 Haziran seçimlerinde ve şimdi de bir ittifak içerisinde. Bu ittifaklara nasıl yansıyor bu durum? Yani muhalefet ittifaklarının herhangi bir ortak sözü var mı? Açıkçası biraz önce de söylediğim gibi referandumdaki hayır dışında, ki hayır aslında muhalefetin ürettiği bir slogan değildi. Zaten referandumun iki cevabından biriydi. Dolayısıyla muhalefet hayır etrafında buluştu. Ama onun dışında şimdi üçüncü seçimine girecek olan, ortak davranarak gireceği üçüncü seçiminde de muhalefetin ortak bir sloganı yok. Bir slogan haline dönüştürülüp dönüştürülmediği önemli değil. Bu sorunun cevabı da yok. Yani hangi konuda ortak davranmaktalar, hangi ortak hedefi önlerine koyuyorlar, hangi ortak vaatle seçmenin karşısına çıkıyorlar, hangi dilde buluşuyorlar, bütün bunların cevapları yok. Büyük bir mahcupluk içerisinde, bir arada olmaktan neredeyse kaçınarak, bunu gizleyerek, mümkün olan en düşük profili yaratmaya çalışarak bir ittifak oluşturmaya çalışıyorlar. Ama ittifak dediğimiz şeyin adı birlik olmaktan gelen bir kuvvet anlamına geliyorsa, birlikte olmanı savunamadığın bir ittifakın yapabileceği herhangi bir şeyi seçmen için cazip kılmak imkansız. İşte burada HDP ile İYİ Parti arasında kalmış bir CHP'den bahsedilebilir ama bütün bunları aşabilecek şey, yani bu zorlukların, Türkiye'nin siyasi vasatından kaynaklanan bir takım zorlukları aşabilecek şey, bunların üzerinde bir şemsiye oluşturabilecek ortak bir perspektif, ortak bir dil, ortak bir hedef ortaya koymaktır. Bu olmadığı sürece sürekli ne için bir arada olduklarını kendileri de açıklayamayan, dolayısıyla bunun hiçbir cazibe üretmediği bir ittifak zemini ortaya çıkıyor. Bunu 24 Haziran'da gördük. Yani 24 Haziran'da zaten doğal seçmen kütleleri, doğal refleksleri, yani bildiğimiz oy tablosunu değiştirmeyen refleksleri gösterdiler. Ama ittifaktan doğan, muhalefet ittifakından doğan bir ekstra ivmenin oluşmadığını gördük. Bu seçim içinde açıkçası belki yerel dinamikler açısından bazı avantajlar, aritmetik avantajlar üretiyor olabilir.
Ama genel olarak muhalefet perspektifini yukarıya taşıyan, dolayısıyla bunun cazibesini ve motivasyonunu oy davranışına, seçmene ve kamuoyuna aktaran bir dinamik görmüyoruz. Peki, bu anlamda şunu da belki bir detay olarak açmamız lazım. Hedefi ne? Yani muhalefetin şu anda önüne koyduğu bu seçim için iktidarın hedefini biliyoruz. Artık ilk önce Bahçeli daha çok dile getiriyordu. Şimdi Erdoğan da benzer bir dile döndü. İşte hedefleri şu. Başkanlık rejimi, yeni oluşan rejimin tartışmaya açılabileceği bir seçim sonucunu yaratmamak, mevcut iktidar yapısını korumak, onun arkasındaki toplumsal desteği, işte kendilerince söyledikleri bir seri belaya karşı, büyük bir şer ittifakına karşı korumak gibi bir perspektif. Yani hedef diye tarif ettikleri şey bu. Ama bunun karşısındaki şey nedir? Ortak muhalefet hedefi nedir? Belirsiz. İşte yani İstanbul'da büyükşehir adayı işte semt pazarlarını gezerek halka yakın bir belediye başkanı olacağını anlatıyor. Ankara'da yine daha önce bu yarışa girmiş olan, bu sefer İYİ Parti ile ittifakın önemli bir getirisiyle belki kazanma şansı artmış olan Mansur Yavaş kendi projelerini anlatıyor. Çeşitli alanlarda işte adayların öne çıkartıldığı bir yerel dinamiğin işletilmesinden bahsediliyor. Ama genel olarak nedir, ne yapmak istemektedir, farklı olarak ne yapacaktır, hedef olarak muhalefet ne koymaktadır seçmenin önüne ve dolayısıyla bu hedefler belirlenmediği için bugün CHP'nin yaşadığı gibi, kısmen İYİ Parti'de bazı merkezlerde yaşandığı gibi, hatta HDP'de yine orada da bölgedeki Kürt seçmen odaklı partilerle kurulan ittifaktan kaynaklanan bir takım sıkıntılar yaşıyor HDP. Ortak hedefler çok anlaşılır, çok belirgin ve çok kuşatıcı olmadığı zaman onun altındaki işte bazen kişisel, bazen siyasi küçük hesaplar, küçük hedefler ön alabiliyor, belirleyici hale gelebiliyor ve büyük ölçüde karışıklığa teslim olmanın önü açılmış oluyor. CHP bunu bu hafta sonu çarpıcı biçimde geçirdi. Burada çok konuşulan bir şey var, çok sık dile getirilen, işte teşkilatlara kulak vermek. Yalnız bu konuda da bir belki parantez açıp şunu söylemek gerekir. Türkiye'deki siyasi örgütlenmenin, örgütlenme kültüründe teşkilatlara ses vermenin demokratikliği meselesi de biraz tartışmalı. Çünkü bir partinin seçmen profiliyle onun aktif teşkilat örgütlenmesi arasında her zaman fikri ve düşünsel buluşmanın %100 olduğunu söylemek zor. Genellikle aşağıdan yukarıya doğru bir örgütlenme ve yüksek oy verme davranışı dışında yüksek bir siyasete katılım pratiği olmadığı için bu ülkede. O yüzden de teşkilatların belirleyiciliği bu sorunları tamamen ortadan kaldırabilecek tek başına bir anahtar değil. Onu da not olarak söylemek lazım. Belki son soru olarak çok bildiğimiz ve her konuda söylediğimiz soruyla bitirelim. Peki ne olacak bu muhalefetin hali? Açıkçası çok sık özellikle iktidar ve iktidara yakın isimlerin çok sık dile getirdiği ve bir tür
aşağılayıcı, küçümseyici bir ifade olarak kullandığı Türkiye'nin muhalefet sorunu var. Aslında Türkiye'de iktidar sorunu yok. Türkiye'nin bir muhalefet sorunu var. Kimi zaman böyle tarafsız bir yorum kılığında, kimi zaman iğneleyici bir aşağılama tadında kullanılan bir şey çok sık gündeme geliyor. Özellikle ana akım artık belirli bir yorumcu profiline kilitlenmiş olduğu için bu sözü çok sık duymak mümkün. Ve açıkçası bu sözün muhalefet aktörlerinin, aktif muhalefet aktörleri tarafından fazlasıyla ikna edilmiş bulunduğu bir resimle karşı karşıyayız. Yani gerçekten bir muhalefet sorunu Türkiye'nin var mı? Var. Ama daha önemlisi sorunlu gibi davranan bir muhalefet tarzı var. Bu kişiler bazında ve kişilerle çözümlenecek de bir sorun gibi durmuyor açıkçası. Alternatif iddiasındaki bütün çıkışların bu hastalıkların çoğunu fazlasıyla taşıyan ataklarına, davranış örneklerine, sözlerine, duruşlarına zaten tanık olundu. Peki yani ne olacak bu iş bir kilitlenme halinde ve yine zaten 24 Haziran'dan küskün gelmiş seçmeni, muhalefet seçmenini iyice küskünlüğe sevk eden ve umutsuzluğa yönelten bir tablo var. Burada büyük ölçüde bu kilitlenmiş tabloyu sağlayan hem iktidar bloğunda hem muhalefet bloğunda aslında seçmenlerin seçeneksizliği üzerine kurulu ve mevcudu koruma, mevcuttan olmama üzerine oluşmuş politik reflekslerle biçimlenen bir tablo. Bu kilitlenmeyi sürdüren ana resim bu. Yani hem iktidar hem muhalefet kendi seçmenine işte çok kabaca zaten başka bir seçeneğiniz yok. Ben işte daha fazlası için uğraşıyorum ama memnun olsanız da olmasanız da buna rıza göstermeniz lazım. Beni desteklemeniz lazım. Başka çareniz yok. Bu sizin varlık yokluk meseleniz diyor. İşte bunu bildiğimiz gibi iktidar sözcüleri gayet açık biçimde işte beka davasına kadar taşıyorlar. Muhalefet açısından da gidin o zaman AKP'ye verin. Yani bize küsmenin falan anlamı yok. Bize verilmeyen oy AKP'ye gitmiş demektir. Aslında bu da başka bir tür seçeneksizliği zorlamak. Bu açıkçası bu kilitlenmeyi siyasi aktörlerin değiştireceği ya da bundan vazgeçeceğini beklemek çok gerçekçi değil. Keşke olsa, keşke böyle aktörler çıksa ve bu cesareti gösterseler. Kompleksli tavırlarla, kendilerini kabul ettirmeye çalışarak ama hiçbir zaman bundan sonuç alamayarak tutarsızlıklara sürüklenmek yerine cesaretle adımlar atsalar. Ama bunu beklemek şu zeminde çok gerçekçi gibi görünmüyor. O zaman buradaki belirleyici, seçeneksizliğe mahkum edilmiş diğer aktör, yani seçmenlerin, yani vatandaşların, hem iktidar bloğundakilerin hem muhalefettekilerin kendi taleplerini, kendi şikayetlerini politikleştirmenin araçlarını, yollarını zorlamaları gerekiyor. Yani işte bize uygun adaylar bulsun diye partileri zorlamak ya da partilerin yapacaklarını beklemek yerine onları bunu arayacak yöntemleri bulmaya zorlamak. Onları politik olarak belirli alanlara, yani siyasi aktörler öncülük etmiyorsa kendi seçmenlerine, toplumlarına, o zaman o tabandan gelen dinamiklerle onları belirli politik tavırlara cesaretlendirmek, hatta itmek
gibi bir dinamiğin oluşması gerekiyor. Bu da aslında bu mecburiyet ilişkisini tersine çevirmek de mümkün. Yani siyasi aktörler dönüp seçmenlerine bize mecbursunuz diyorlarsa, onların da varlık sebebinin onlara sağlanan destek olduğunu hatırlatacak bir politik zemini tersine çevirmek. Dolayısıyla aslında mecburiyeti politik aktörlere, yöneticilere, işte bütün liderlik pozisyonlarına tersinden hatırlatmak, siz bize mecbursunuz hatırlatmak. Bunun yöntemi de gerçekten talepleri politikleştirmek, şikayetleri politikleştirmek ve bunları etki yaratabilecek dinamiklere dönüştürmek, bunun katılım kanallarını, zorlama kanallarını açmak. Bu olmadıkça, hem siyasi aktörler bu tavrı almadıkça, hem seçmenler, kamuoyu benzer bir dönüşüm geçirmediği takdirde, ki yıllardır yaşıyoruz bunu, bu siyasi kilitlenme devam edecek ve muhalefet burada aslında bir alternatif pozisyon değil, bu bütün resmi, bu kitlenmiş resmi tamamlayan unsurlardan biri olmaya devam edecek. Bu gündelik problemlerden daha büyük bir yapısal sorun. Şimdilik bu kadar. Tekrar iyi haftalar.